için size söz verdiğim videoyu gerçekleştiriyorum. Otel turu çekeceğiz arkadaşlar. Çok katlı bir otel olarak düşünmeyin burasını. Burası iki katlı tatil köyü. Evet. Bazı daireler var böyle 3 katlı. Alt katı giriş, üst katları yine dubleks daire geniş aileler için. Öyle olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Blok şeklinde 2 katlı, evet. Evet. Bizimki 2 katlı, biz de giriş katındayız. Balkonlu olan bu ev bizim. Öncesinde şu sıcağın altında önce bir evimi çekeyim, kurtulayım. Arkasından sizi oteli gezdirmeye devam edeceğim. Eğer ki Long Beach'e gelirseniz benim takipçilerim nerede kalıyor? 35-27'de kalıyorsunuz, unutmayın. Şaka yapıyorum, tabii ki otel çok çok güzel. Bize bu odayı verdiler. Siz de burada kalın ya. Kalıverin işte benim odamda. Merkezi bir yerde de onun için. Evet, hemen böyle indiğiniz zaman resepsiyon, sahil hemen ayağınızın altında, solunuz aquapark, sağ tarafınız başka şeyler. Bu odayı tercih ettin siz, tamam mı canlarım? Otoparkta, resepsiyona biraz daha her yere yakın. Aynen. Evet evet, siz gelin bizim burada yani kalın. Yani 100'er metre. Buyurun. Evimize hoş geldiniz. Lina da bu arada yüzünü boyattı. Evet, yüzünü çok boyattı ama ne tatlış olmuş. Melek kanatları kondurmuş yüzüne. Şu an ben tanımıyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Tanıyorlar. Tanımaz olurlar mı? Şu saatli surat unutulur mu? Hayır anne. Burası bizim minnoş odamız arkadaşlar. Çift kişilik bir yatağımız var. Tabii bu çift kişilik yatak yanında şöyle de bir çocuk yatağı koymuşlar. Tekli bir koltuğumuz, sandalyemiz var. Burası normalde Lina'nın yatağı fakat Lina burada hiç kalmadı. Burayı babası kullanıyor. Evet, beni oraya attılar arkadaşlar. Evet, çünkü buraya yatan televizyonu izleyemiyor. Televizyon burada kalıyor ya, benimle buraya yatıyor. Yaz dizilerimizi izleye izleye uyuyoruz Lina'yla. Dolayısıyla babasının oldu burası da. Böyle bir yerimiz var. Şurada mini bir buzdolabımız var. Günlük su ve içeceklerini. Evet, bize Pepsi ve su koymuşlar buraya. Burada yine bir dolap var. Burası 2 gözlü minik dolap Taner'in arkadaşlar. Onun kıyafetleri var. Evet, kala kala o kaldı bana. İnanacaklar şimdi. Hayır. Buraya mayolarımızı falan koyduk. Bilgisayarımızı buraya koyduk. Size yine burada videolar çekmeye devam ediyorum. Kettle koymuşlar işte, çay, kahve, bir şeyler. Her otelde olduğu gibi onlar mevcut. 2 tane minik komodinimiz var. Onları da çamaşır gözü olarak kullandık. Bir tane de şöyle bir dolabımız var. Rahat rahat sığdık Lina ile ikimiz. Burası Lina ile benim. Evet, burası da Darnabat. Ya ben öyle aldım, öyle koyuyorum. Şimdi ya, ben sana işin esprisini yaptım. Tek raf var orada üstte, bir de altta tek raf var. Tek rafa sığdım. Bir de Taner'inkine bakın. Birleştiği zaman bizimkinden geniş bir alanı var. Ama dolabı işte bu. Evet, Taner işte bu. Niye erkekler böyle? Neden böyle? Ya da Taner mi böyle? Kıyafet katlamayı beceremiyoruz. Arkadaşlar, valiz videomda şunun bir kullanışını öğretin dedim. Ben yanlış yapıyormuşum. Canlarımın sayesinde öğrendim. 5 yıldır kullanamadığım havlumu kullanmaya başladım. Çünkü ben düğme yerini böyle koyuyordum ya, yanlış yapıyormuşum. Düğme yeri arkada, normal havlu gibi kıvırıp buradan böyle bağlamam gerekiyormuş. Siz öğrettiniz. Teşekkür ederim. Havlumu kullanıyorum artık. Burası da banyomuz. Şöyle minnoş, temiz bir banyosu var. Bol bol havlu koymuşlar. Böyle bir banyosu var. Şu an temizlik saati. Her yerde temizlik arabası görüyoruz. Böyle etraftan görüntümüz de bu şekilde. Tam önümüzde bir zeytin ağacı var. Şu zeytin ağacı bayağı da zeytin vermiş. Hemen solundaki ağaç da portakal ağacı. Alttakileri tüketmişler ama üstleri bayağı bir dolu. Burası da balkonumuz. 2 sandalye, bir tane de sehpa koymuşlar. Bu şekilde. Buraya sineklik koymuşlar ama ben ilk defa hiç sivrisinek olmayan bir tatil yaşıyorum. Hiç sivrisinek yok ya, hiç denk gelmedi. Bir tane noktam bile kaşınmadı şu ana kadar. Değil mi? Sizi ısıran bir şey var mı? Yok. Akşam mesela burada balkonda oturuyoruz, tam önümüzde lamba var. Otururken bakıyorum ben, sivrisinek hani böyle ışığa gelir ya. Hiçbir şey yok, hiç. Normal sinekler var. Öyle değişik değişik çeşit çeşit böcekler çok görmüştük biz kalkanda. Burada hiç öyle bir şeye denk gelmedik. Şu an hava inanılmaz sıcak. Bugün de en sıcak günü galiba. Biz geleli günler oldu tabii. Size ancak çekebildim ben otel turunu. Lina'ya ağırlık gösterdik şu birkaç gündür. Onun videolarını doldurduk. Onlar da gelecek tabii şimdi size sırayla. Evet. Az önce baktım 41 dereceydi. Güneş tam tepemizde. Lina'nın kafasına şimdi çıkmadan bir şöyle hortum tuttum. Arkasından sular damlıyor. Ben de yüzüme şöyle bir su çarptım arkadaşlar. Saçımı da topladım, çıktım. Bu sıcakta nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama sizin için çekeceğim. Yanıyoruz burada. Evet, burası şey, esti. Ay. Esti ve gölge. Burası köprü gibi bir yer. Aa, çok güzel. Sağımız solumuz. O kadar çok ev var ki burada. Sağımız full dolu o tarafa doğru. Solumuz öyle, arkamız öyle. Aşağı kadar yine devam ediyor. Hemen karşısı yemek yediğimiz yer arkadaşlar. Şu kısma bayılacaksınız. Bu
buradan sonrasına sol tarafa doğru olan kısmına gerçekten bayılacaksınız. O tarafları biraz sonraya bırakıyorum. Önce buradan başlayalım. Burası komple yemek yeri arkadaşlar. Tabii şu an yemek saati değil ama hazırlık saatindeler. O yüzden çok fazla burayı çekmeyeceğim. Burası da açık restoran. Ama karşısı mükemmel güzel. Bir hafta oldu değil mi biz buraya geleli? Oldu. Biz buraya geleli bir hafta oldu. Bana kızmayın. Bir haftadır nerede videolar demeyin. Devamı gelecek ama daha buradayız. Şurada bir kere oturup yemek yemek kısmet olmadı. Her geldiğinizde dolu. Yani sırada beklemeniz lazım. Yiyip kalkmalarını beklemek lazım. Ben de o kadar vakit kaybı istemiyorum açıkçası. Köşe işte en güzel köşesi. Evet, özellikle akşam yemeği için. Gündüz tabii sıcak oluyor ama. Havuzumuza bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok büyük bir havuz yapmışlar buraya. Evet, o kadar çok havuz var ki burada. Gittiğimiz her yerde göreceksiniz birazdan. Çok fazla havuz var. Hemen bir adım sonrası da? Sahil. Sahil. Bu otele ait bir sahil. Sadece bu otelin müşterileri girebiliyorlar oraya. Her yer cıvıl cıvıl. Böyle. Aşağıda şu anda bir animasyon gösterisi var. Az önce de çocuklara havuz için Survivor kurmuşlar. Şişme böyle Survivor parkur şeklinde. Parkurlar kurmuşlar havuzun içine. Ama onun saati doldu. Lina babasıyla gidip geldi. Çekemedik, vakit bulamadım. Yarın yine koyarlarsa onu da mutlaka çekeceğim size. Şimdi sahile inelim. Sahilimiz mükemmel. Oradan da aquaparklar var. Onlara da geçeceğiz beraber. Bu arada otelimiz de burası. Gelmek isteyen olursa, soranlar olursa şöyle göstereyim. Long Beach. Aa, buraya gelmişken şurayı gösterelim mi? Böyle bir çarşısı var. Giyim var, butikler var. Giyim, havuz oyuncakları, gözlük, çocuk oyuncakları. Yani ne ararsanız var. Süpermarket, güneş kremleri, her şey. Lina'nın vazgeçemediği dondurma. Hemen sol tarafı da Photoshop. Fotoğrafları falan çekip isteyenleri düzenliyorlar. Buradan da sahile gidiyoruz. Sahil mükemmel ama. Buranın denizini çok beğendim ben ya. Denizi çok güzel. Orada da lokma dökmüşler. Lokma tatlısı. İsteyen yiyebilir diyorlar ama benim öyle şerbetli tatlılarla da pek aram yok. Burası da Survivor parkuru çocuklar için. Havuza da kurmuşlar. Burası da sahil. Gece arkadaşlar burayı domuz basıyor. Bildiğiniz domuz basıyor. Burada gece gündüz her yerde domuz görebilirsiniz. Sokak aralarında her yerde. Gecesi gündüz yok ve sürüyle geziyorlar. Alışmışlar, besleniyorlar. Aynen. Buradakiler de alışmışlar. Evcilleşmiş artık buradaki domuzlar. Karpuz kabukları falan yediriyorlar. O yüzden bu otelin dışını sahille buranın arasını telle çevirmişler. Domuzlar otelin içine girmesin diye. Şu teller her yerde bunun için çevrili. Şöyle uzaktan göstereyim. Burada da su sporları yapılıyor. Evet, karşıda da su sporları yapılan bir yer var. Jet skiler, muzlar, her şeyler var. Şöyle. Biraz böyle uzanıyor. Bugün biraz rüzgarlı evet ama keşke olmasaydı çünkü rüzgar soğuk soğuk değil. Tam tersi sıcak sıcak esiyor. İlk defa böyle bir dalga görüyorum burada. Normalde çarşaf gibi denizi. Hakikaten ya ilk defa dalgalı. Çünkü şu an çok rüzgarlı. Şöyle de bir iskele var arkadaşlar. Buradaki suyun özelliği daha doğrusu bu bölgedeki bütün denizlere nereden girerseniz girin. Gidin sadece dizlerinize kadar bayağı bir gitmeniz gerekiyor ki derinlere girebilmek için. Çocuklu aileler için oldukça ideal. Evet, köpüşümüz geldi. Bu da plaj köpeğimiz. Sahil bayağı büyük arkadaşlar. Şezlonglar alabildiğine daha gittikçe gidiyor. Bu sadece görünen kısmı. Burası da tam bir dinlenme yeri. Gece gündüz hiçbir zaman boş kalmıyor. Özellikle akşamları yemekten sonra genelde herkes buraya çekiliyor. Evet, tam akşam. Yine de çocuğu olmayanlar. Çocuklu aileler aquaparkta orada burada eğlence halinde. Karı koca ya da yalnız takılan gençler falan da burada hamakta. Plaj hala şezlonglarımızın olduğu yer hala devam ediyor. Diye. Bayağı büyük yapmışlar. Çünkü otel çok kalabalık bir otel. Ve şu an full dolu. Evet. Burası alakart restoran arkadaşlar. Çocuk etkinlik alanı. Hani Lina'nın ilk videoya başladığımızda yüzünde bir şekil vardı ya. Evet. Onu burada yaptırdık. Ama hava çok sıcak olduğu için bir de siyah boyalarla falan çizmişlerdi. Güneşten leke tutar diye dışarı çekiminde hemen sildik. Hevesini alsın diye yapıldı. Öyle şeyler var. Çocuk etkinlikleri var. Şimdi geliyoruz aquaparka. Buranın aquaparkı inanılmaz zor ve keyifli. Size buradan video gelecek. En zorlarına taneri bindireceğim. Allah Allah. Ben bilmem. Şu bir tanesi çok, çok zor ya, kötü. Şu mu? UFO gibi olan var ya, yuvarlak olan. O inene kadar o kadar çok kıvrımı var ki. Evet. İnce,
Sanki MR'a girmiş gibisiniz. MR'dan da küçük. MR ne ki? MR kocaman. Tamamen kapalı. Boylu boyunca Taner de biraz göbekli ya. Orayı kapatır. Göbeği yukarıdaki boruya değe değe kayacak uzun bir süre. Sonra o kadar yere düşüyor. Suyun altından çıkması lazım. Evet, onda da şurada. Suyun altından yüzüp çıkması gerekiyor. Buradan düşüyorsunuz. Şöyle. Bu çok zor, bu en zoru. Burası da yetişkin akvapark arkadaşlar. Şöyle çeşitli yine kaydıraklar var. Tabii bu kadarla sınırlı değil. Çok daha büyük ve zorları var ileride. Devam edelim. Burada yine akvaparkın devamı. Burada ortak bir boru var. Bindiğiniz zaman ister bu taraftan devam edip o havuza düşüyorsunuz ya da buradan daha uzun bir şekilde devam edip şu karşıda da bir havuz var, oraya da düşebiliyorsunuz. Şöyle yaklaşıp göstereyim. Burası da böyle. Şöyle buradan düşüyorsunuz. Şuradaki park da az önce size göstermiş olduğum çocuk etkinlik alanının arka tarafı. Çocuk parkı. Linoş kendine bir karpuz bulmuş. Bana almadınız mı? Hayır. Neden? Çekim yaptığım için mi? Evet. Bari su alayım ben de. Galiba bir 6 tane falan havuzu var buranın. 3 tanesini vardır. Gördüler. 6 var evet. 6-7 tane var. Daha fazlası da olabilir. Karpuzuna kavuştur Türkiye. Full çocuk kaynıyor, bak buraya bak. Dolu her taraf. Burası fitness. Burada fitness arkadaşlar. Spa. Spa var. Masaj, işte kese, ne istiyorsanız. Türk hamamı var mı bilmiyorum. Ben var görmedim. Herhalde. Var ama var. Mutlaka vardır. Çünkü burada çok Türk de var yani, yabancı olduğu kadar. Spor salonu, her şey var burada. Şurada inanılmaz zor bir akvapark yeri daha var. Gelin. Evet, biraz zor gerçekten. En uçtan dimdik bir şekilde iniyor, geri yukarı çıkıp geri ortaya iniyor. Evet. İki ucu da dik bir şekilde çıkıp iniyor. Çok zor ama onu buradan Taner'e kaydırmadan gönderir miyiz? Kayarım be. Göndermeyiz. Ben de kayarım, ne var? Beni onunla mı korkutacaksın? Lina'ya çektim ben bunu arkadaşlar. Çocuk Survivor'ı yaklaşık 12-13 parkurdan falan oluşuyor. Gerçekten giderek zorlaşıyor ve hepsini bitirdi. Bir kere denedi, yarıda bıraktı. Çünkü korktu devam edemeyeceğini düşündü ve indi. İkincisinde bugün kendime çok güveniyorum anne. Tamamlayacağım dedi ve tamamladı. Tamamladığı günde biz de tesadüf eseri iyi ki o gün çekmişiz. O gün videoyu almıştık. Burada var, içecek falan istediğiniz saatte alabiliyorsunuz. Sıcak kahve, ne istiyorsanız. Burası çocuk akvaparkı. Saat 5'te kapanıyor. Biz videoya evdekini ayrı çektik. Bayağı bir dinlendik, vakit geçti. Tekrardan başlattığımızda saat 5 oldu. Sanırım kapanmış. Yok, kapanmamış. Bugün niyeyse kapalı bakımda. Neden kapalı? Diğer havuza çocuk Survivor'ı kurdukları için erken kapatmışlar. Çünkü daha saat 5 değil. Girelim, şöyle size kısa bir şekilde gösterelim. Lina'ya burada bir video çektik. Aquapark videosu. Fakat Lina'yı burası kesmedi. Bura ne ya? Çok basit burası dedi. Yetişkinde devam etti arkadaşlar. Bizim kullandığımız aquaparkı kullandı. Videonun devamını orada getirdi Lina. Düşünebiliyor musunuz? Hiç korku falan yok maşallah. Evet. Burası çok kesmedi cesaretli. Lina'yı. Burada başladı, orada devam etti. Şimdi burayı kullanmıyor. Ama burada da bayağı güzel şeyler var. Evet. Kapalı borusu var, açık borusu var. Var da var. Burası yine akşam açılıyor. Burası çocuk oyun parkı. Çocuk Luna Park olarak düşünebilirsiniz. Çok evet. Park diyemeyeceğim. Direkt Luna Park havasında. Böyle dönen bir fincan var. Burası akşam açılıyor. Burada yine dönen bir salıncak. Çocuklar için epey her şey burada çocuklar için düşünülmüş. Yani gelen ailelerde genellikle çocuklu aileler gelmiş. Çünkü tamamen çocuk üzerine kurulu. Ben de bir yere gittiğim zaman, açıkçası pandemiden dolayı son 3 yıldır böyle bir villa kiralıyorduk ama kendimize ait olsun diye. Ama genelde hep böyle otelleri tercih ederim çünkü çocuğum olduğu için. Öncelik onun. Aynen. Biri kaydı anne. Bak çocukla. Anne, ben babamın başına binmek istiyorum ya. Sen? Ciddi benimle misin? Binecekmiş buna. Demin birisi çocuğuyla binmiş ama. Vallahi istiyorsan binebilirsin çünkü hiçbir tehlikesi yok. Tamamen adrenalin yani. Değil tabii ki ya, yukarı aşağı kayıyorsun. Böyle uçaklı bir şey yapmışlar, tren var. Anne ben bir kere çeşitli şeyler var. Tabii daha otel bitmedi. Devam ediyoruz. Burada pamuk şekeri ve patlamış mısır yapıyorlar bu akşamları. Ama oranın pamuk şekerini normal sokakta satılan pamuk şekerler gibi düşünmeyin. Çünkü bayağı büyük bir pilates topu gibi bir top şeklinde veriyorlar. Evet, büyük. Çok büyük bir top halinde yalnız. Bildiğiniz 100 yuvarlak. İlk gördüğümüzde çok şaşırmıştık. Lina'yı Instagram'a da çekmiştik. O nasıl pamuk şeker ya diye yazmıştı herkes. Yorumlarda bayağı keyifli bir şey yapmışlar. Burası da animasyon yeri.
Akşamları canını sıkılmıyor burada. Evet. Önce çocuklar için başlıyorlar akşam saatinde. Arkasından da saat 11'den sonra galiba, yanlış hatırlamıyorsam, sonra yetişkin animasyonuna dönüyor. Yine akşamları burada geliyor, oynuyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyorlar. Sonra evimize dönüyoruz. Burada bir zirtvan yapılıyor arkadaşlar. Burası kiralama yeri. Buradan diğer yemek yediğimiz yere kadar devam eden havada bir ip var. Belinize bağlıyorlar, elinize de GoPro veriyorlar. Hem kendinizi çekerek hem buradan oraya gidiyorsunuz. Vallahi baktım her yaş grubu biniyor. Küçücük evet. Çocuğu da biniyor, gençler de biniyor, bizden çok daha yaş almışlar da biniyor. Baktım herkes biniyor, dedim benim neyim eksik, ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Nina da binecek, başına. Taner de binecek. Ondan da ayrıca üçümüzün bindiği bir zipline videosu daha gelecek çok size. Çok heyecanlı. Bak binmiş birisi. Evet, işte bu. Yalnız bu uçarak gidiyor, kuş gibi. Genelde dik gidiyorlar, bu Süpermen. Son derece emniyetli olduğu için çok küçük çocuklar da binebiliyor, Lina'dan çok küçükleri bile. Bugün de lokma günüymüş. Bakın her böyle hamurlar gidiyor. Efendim? Her gün döşüyoruz. Ha, her gün mü döşüyoruz? Biz bir haftadır buradayız, görmüyoruz. Her gün 4 ile 5 arası. Ya bayağı bir fazla şey var. Bir taraftan bir şeyler dağıtıyor, başka tarafta başka şeyler göremiyoruz. Evet. Hadi o zaman bir kadına bakalım değil mi? Bakalım tabii canım. Bakalım. Resepsiyona doğru gidiyoruz buradan. Şekilleri de bu şekilde. Evlerin şekilleri böyle. Aynen. Böyle küme küme. Böyle arkaya doğru gidiyor. Yüzlerce burası, var herhalde. Burası kaç dönüm? Valla 1100 yataklı. Bayağı bir fazla yani. Çok kalabalık bir otel. Pek de zamanlı. Büyük bir otel o. Evet. Aynen çok büyük. Bu arabayı Ruki'yi çok seviyor. Böyle çok misafir taşıyor. Merhaba. Burası da resepsiyon arkadaşlar. Burada misafirleri ağırlanıyor. Kabul ve çıkış işlemleri buradan yapılıyor. Burada da size içecekler sunuyorlar. O kadar sıcak bir tane alacağım. Ruki gölge ve serin bir yer buldu kendine. Evet, alt katta buldum ben de. Sakin, kimse yok. Gerçekten çok güzel. Beğendim ama inanılmaz bir sıcak var. Yani felaket. Ama Ağustos'un ortasındasın. Gerçi mevsim olarak da çok sıcak bir dönemdeyiz. Ağustos ortasındayız ama yine de çok sıcak ya. Daha fazla böyle yukarıları falan götürmek istemedim arkadaşlar. Bir iki havuz daha vardı. Çocuk havuzu, yetişkin havuzu. Çok uzaktalar ve havuz yani bildiğiniz havuz. Bir aynen. İki kaydırak falan koymuşlar yine oraya da. Oralara kadar çıkamayacağım çünkü çok büyük. Git bitmiyor. Ben bu oteli didik didik her bir köşesini gösterecek olsam 1,5 saatlik size video kesinlikle çıkardı. O yüzden bizim kullanım alanlarımızı gösterdiğim en güzel, en eğlenceli yerleri zaten size sundum. Biz de genellikle size gösterdiğim taraflarını kullanıyoruz. Gerisini boş veriyoruz. Çok uzakta diye. O yüzden bugünkü videomuzun da sonuna geldik diyebiliriz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.